Tabii ki kimse kimsenin cennete veya cehenneme gideceğini bilemez. Yani onu söyleyen kişi de bilemez. Yani diyor ya mesela şu cennetlik şu cehennemlik diyen kişiler olduğunu farz edelim. Bunu söyleyen kişi kendisini bilemiyor bir kere. Kendisi de cennete de gidebilir, cehenneme de gidebilir. Dolayısıyla son nefeste bu belli olur. Allah'ın takdir ediyor o. Ve hiçbir zaman içinde anlaşılamıyor. Bazen mesela çok muttaki bildiğimiz bir insan cehenneme gidebilir. Bazen de hiç alakası yok zannettiğimiz bir insan da cennete gidebilir. Yani bu belli olmaz. Bu yüzden insanları yorumlamak, yani Allah adına onlara hüküm vermek zaten haramdır. Yani Müslüman böyle bir şey söyleyemez. Açıkça vahiy gelmedikten sonra, bir insan cennete gideceğine dair, yani kitabı peygambere, kitaba vahiy gelmedikten sonra, bir insan geleceğinden emin olamaz. Ama buna rağmen, mesela Peygamber Efendimiz'e cennete gideceği müjdelenmesine rağmen, buna rağmen yine çok titizdi ibadetlerinde, yine Allah'tan korkuyordu, yine Allah'a titizdi ibadetlerinde, Allah'ın hükümlerine uymada. Müslüman böyle olacak, yani 50'ye 50 hem cennete gidebilirim hem cehenneme gidebilirim diye Allah'tan korkacak. Zaten bu aynı zamanda aşkın ve tutkunun da kökenidir. Yani Allah korkusuyla biz tutkuyu öğreniriz. Derin sevginin kökeni de o, yine Allah korkusudur.